bak arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz diyorum. Putin'e telefon eder. Merkel'e telefon eder. Trump'a telefon eder. Onlara meydan okur. Onlar gelir tak 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 vururlar. Koşa koşa ayaklarına gider. E hani sen kahramandın ya. Hani sen başkomutandın ya. Vurulan senin askerin. Benim askerimi vuran hangi devlet olursa olsun benim düşmanımdır. Nokta. Benim silahlı kuvvetlerimin, güvenlik güçlerimin vurulmasını sağlayan ya da vuran her devlet benim düşmanımdır. Ben niye ayağına gideyim ya? Topuğunuz kıçınızda Putin'e koşuyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ey Kılıçdaroğlu sen niye böyle konuşuyorsun? Ne konuşayım Allah aşkına? Ne konuşmamı istersiniz siz? Hiç kimse unutmasın. Hiç kimse. Mısır'daki Sağır Sultan da duysun. Vatan kadar değerli bir şey yoktur. Bayrak kadar değerli bir şey yoktur. Bizim vatan sevgimiz, bayrak sevgimiz lafla değildir. Lafla olmaz. Örnek mi istiyorlar? Hep örnek verdik. Kurtuluş Savaşı'nı bıraktık bir tarafa. Rahmetli Ecevit'e bakın siz. Rahmetli Ecevit'e bak. 34 şehidimiz olur. Sarayınızda oturursunuz. Çayınızı kahvenizi içersiniz. İdlib'de neler olduğunu telefonlarla dinlersiniz. Milletin önüne çıkmaya utanırsınız. 3 gün geçtikten sonra çıkartınız. Hedef Kılıçdaroğlu. Niçin? Kılıçdaroğlu vatansever. Nasıl devireceğiz Kılıçdaroğlu'nu? Feriştahınızı gelse deviremez. Çünkü biz haklıyız arkadaşlar. Biz haklıyız. Biz haklıyız arkadaşlar. Sen oturacaksın çocuklarınla beraber Beştepe'de. Fakir fukara, garip gurebanın çocuğu efendim Şehitler Tepesi'nde. Sizin çocuklarınız Beştepe'de, uçan saraylarda, efendim diğer saraylarda oturacaklar, keyiflerine çatacaklar. Bu ülkenin fakir fukara, garip gurebanın çocuğu Şehitler Tepesi. Onu da oraya layık göreceksin. Yabancı krallara, para babalarına her türlü imkanı vereceksin. Onların bir tepesi vardı meşhur, Sevda Tepesi. E şehitlere gelince de Şehitler Tepesi. Sen niye gitmiyorsun oraya? Sen git. Elinden tutan mı var? Kahramanlık edebiyatı yapıyorsun. Şunu da sormak isterim. Hangi milletvekilinin çocuğu İdlib'de? Hangi üst düzey yöneticinin çocuğu İdlib'de, Suriye'de, Irak'ta? Hangi para babasının, cebinde para olan para babalarının çocukları Suriye'de, İdlib'de? Kimin çocukları orada? Saray sosyetesinin çocukları orada mı? Hepsi parayla yaptılar. Bedelli askerlik yaptılar. Bastılar parayı, o işten kurtardılar. Bunları söyleyince de şimdi diyecekler ki vay Kılıçdaroğlu yine orduyu böldü. Yine yanlış söyledi. Yanlış değil arkadaşlar. Herkes eşit şartlarda askerlik yapacak. Nokta kardeşim. Eşit şartlarda. Ersen ersin kardeşim. Para babasının çocuğu ayrı. Fakir fukaranın çocuğu ayrı. Siyasinin çocuğu ayrı. Öbürünün çocuğu ayrı. Bakanların çocukları ayrı. Garip kurebanın çocukları ayrı. Ben buna isyan ediyorum. Ben bunu doğru bulmuyorum. E Erdoğan gidiyordu bazı yerlere değil mi? Öl de ölelim diye slogan atıyorlardı. Hepsini topla gönder İdlib'e. Gönder oraya. Şehitler Tepesi de boş. Gönder oraya. Geldiği zaman da ağırla bari oradan. Ama yapmıyorsun. Seni kefenle karşılayanlar vardı. Niye göndermiyorsun oraya? Daha acı olanı ne biliyor musunuz? Özgür Suriye ordusunu Kuvayi Milliye'ye benzetmesidir. Allah insana bu kadar cehaleti vermesin. Bu kadar cehaleti vermesin. Hangi Kuvayi Milliyeci egemen güçlerden aldığı parayla başka bir ülkede mücadele etti ya? Hangi Kuvayi Milliyeci? Beraber kurduk diyorsun sen. Kiminle? Obama yönetiminden beri geliyor ÖSO. Sen söylüyorsun, ben söylemiyorum. Ya onlar vatanları için mi mücadele ediyorlar? Hayır. Para vermezsen hepsi isyan edecek. Kendi vatanı için, kendi bayrağı için canını ortaya koyan adam aylık mı alır ya? Aile vermesen isyan edecekler. Milletin önüne çıkıp bir açıklama yapmadılar. Niye yapmadılar? Ben herkese sormak isterim.
aklı bali olan herkese sormak isterim. Ordumuza büyük bir kumpas kurulmuş. Onlarca şehidimiz var. Beylersaray'da oturuyorlar. Bir Allah'ın kulu çıkıp millete bilgi vermiyor. Beyefendi bekliyor. Acaba Kılıçdaroğlu beni ne zaman arayacak? Ben seni niye arayayım ya? Senin millet seni bekliyor. Çık millete bilgi ver kardeşim. Niye bilgi vermiyorsun? O gece çıkmadılar. Ertesi gün de çıkmadılar. Ertesi gün de çıkmadılar. İki gün sonra da Genelkurmay Başkanı başsağlığı dileği için bir tweet attı. Çok önemli bir şey. Yeni öğrenmiş demek ki. Yeni öğrenmiş herhalde. Bütün bu tablo Türkiye'nin iyi yönetilmediğini gösteriyor. Üçüncü gün ancak çıkıyorsun medyanın önüne. Üçüncü gün. Çıkıyorsun yine şehitlerden söz etmiyorsun. Son arkalarda bir yerde konuşmanın sonunda şehitlerden söz ediyorsun. Ve beni eleştiriyorsun. Ekonomiden, işsizlikten, şundan bundan söz ediyorsun. Sanki Türkiye'de hiçbir şey olmamış, sıradan rutin bir olay olmuş, 34 tane askerimiz şehit olmuş. Bu da çok önemli bir olay değilmiş. Bunlar mı vatansever? Bunlar mı Türkiye'yi emperyal güçlerden koruyacaklar? Bunlar mı Türkiye'nin çıkarlarını savunacaklar? Emperyal güçlerin maşası olanlar Türkiye'yi düzlüğe çıkaramazlar. Bunu herkesin bilmesi lazım.